Günaydın Kemal Bey. Günaydın Zehra Hanım. Nereye böyle? Hiç öyle, dolaşacağım biraz. Kemal Bey, buyurun bir kahve içelim. Ben aslında biriyle buluşacağım da. Yani bir yerlere uğrayacağım. Ya. Evet. İyi günler öyleyse. Size de iyi günler. Son bir şey. Dikkat et. Evet. Sibel avukat olmasaydı ve de zengin olmasaydı, Ömer yine de onu sever miydi? Konuşmayalım bunları Eylül. Ne buluyor bu kızla? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Bırak bunları artık Eylül. Kafanı bunlarla kurcalamaktan vazgeç. Hem senin yapacak başka işi yok mu? Ne alakası var Maral? Ama yine de düşünmeden edemiyorum. Ne yapayım? Bak Eylül, sen çok akıllı bir kızsın. Kolay gelsin. İmkanın da var. Sağ ol. Neden hayatının akışını değiştirmiyorsun? Ne yapabilirim? Nereden başlayabilirim bilmiyorum. Bir iş sahibi olmakla başlayabilirsin mesela. Ama benim bir işim var. Mantı satmak mı? Ben iş derken bir meslek demek istemiştim. Buyurun. Ben Sibel'in annesiyim. Aa, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Ay, geldiğinizi duymadım, kusura bakmayın. Hay Allah, etrafta dandini. Temizlik yapıyordum da. Önemli değil, fazla kalmayacağım. Buyurun, oturun lütfen. Bir şey ikram etseydim. Gerek yok, kısa konuşacağım. Sizi dinliyorum. Bakın, planınızın ne olduğunu biliyorum. Ne planı? Bana saf numaraları yapmayın. Amacınıza ulaşamayacaksınız. Sen ne diyorsun hanım? Ne planı, ne amacı? Komik olmaya başladınız. İstediğiniz kadar inkar edin. Oğlunuz kızımla evlenemeyecek hanımefendi. Bu beni ilgilendirmez. Bu konu oğlum ve kızınız arasında. Ne yapacaklarına kendileri karar verirler. Yok canım, olmaz öyle şey. O kadar kolay değil bu işler. Ne yaparsanız yapın, muvaffak olamayacaksınız. Servetimize gözünüzü diktiniz ama biz de kolay lokma değiliz. Siz neler söylüyorsunuz? Utanın kendinizden. Ben ne utanayım? Durum ortada. Şu evinize, şu halinize bakın. Aa, ne varmış halimizde? Bir de bize bakın. Zengin olmanın kolayını bulmuşsunuz. Lütfen gidin. Sizi kırmak istemem. Yo, hiçbir yere gitmem. Ben bugün buraya bu işi çözmeye geldim. Gidin dedim. Sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Ne kadar istiyorsunuz? Bakın, misafirimsiniz. Ama artık sabrım taşıyor. Size evimi terk edin dedim. Bana oyun oynamayın. İstediğiniz miktarı söyleyin ve kapansın bu iş. 100 milyar. Sen bana baksana. Sen benim evimden bir defolsana. Ne edeyim defol, sizi? Defol. İmdat. Kalk. İmdat. Hayır. Kalk, bu işi bitirme. Defol. Yiyeceğim. Anne. 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 Sen de anne. Şunu buradan çıkar Ömer. Allah Allah. Yoksa anne, paralayacağım ama. Çeki alıyor musunuz, almıyor musunuz? Sonra anne, tamam, bir sakin ol. Hala çekiyor. Anne, biraz çabuk sakin ol. Defet şunu. Tamam ama sakin ol. Ne çeki bu? Kızımın yakasını bırakman için. Al şunu, al. Tamam bana mı? Sen ne diyorsun? Yapma değme. Defol. Sen şunu ne diyorsun? Al çekini de. Milyonları. Defol. Defol bu evden. Defol. Ustalara bak. Ay, elim ayağım boşaldı be. Affet beni anne. Affet beni. Bırak şu kızı Ömer. Allah'larından bulsunlar. Tamam. Görecekler onlar. Görecekler. Terbiyesizler. Sibel Hanım. Açma. Bir dakika. Ne var? Neredesin Ömer? Seni bekliyorum. Evdeyim Sibel. Evde misin? Ama hani buluşacaktın? Sibel'cim, ben sanırım gelmeyeceğim artık. Anlamadım. Ama... Kapat, kapat, kapat. Sibel, ben şu anda konuşmak istemiyorum. Ömer, dur bir dakika, ne oldu? Lütfen. Yok bir şey oldu. Sevgili anneniz az önce bizim evdeydi. Annem mi? Ne o? Bilmiyor muydun hanımefendi? Bilmek mi? Hayır, bilmiyordum. Neden size gelmiş? Parasıyla bizi satın almak için. Nasıl yani? Olamaz. Oldu bile güzelim, oldu bile.
Bize biçti değeri bilmek ister misin? Ben söyleyeyim sana. 200 milyar lira. Hayır ya, olamaz ya. Sibel'cim, ben istemiyorum artık. Ömer! Ömer! Ömer, beni seviyorsan unut artık şu kızı. Bak başımıza neler geldi onun yüzünden. Tamam anneciğim, tamam. Sen üzülme, tamam. Benim güzel oğlum. Aç gözlerini. Açlıktan nefesleriniz kokuyor. Hala numara peşindeler. Ama avucunuzu yalayacaksınız. Benim adım da Ayten'se bu iş olmayacak. Siz daha Ayten'i tanımamışsınız.